Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz, Efendimiz, Önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat olsun, selam olsun. Yüce Rabbimiz, bizleri sınav için gönderdiğin şu dünyada başıboş bırakmadın. Bizi bize bırakmadın. Bizi şeytanlara bırakmadın. Gönderdiğin peygamberinle elimizden tuttun. İndirdiğin kitabınla yolumuza ışık tuttun. Maddi nimetlerini üzerimizden eksik etmediğin gibi manevi nimetlerini de bol bol üzerimize yağdırdın. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Hayatımızın bütün alanlarını kuşatan rahmet yağışları demek olan, rahmet yağmurları demek olan vahyini, hükümlerini bir bir bize indirdin. Peygamberinle mesajını gönderdin ve o peygamberinle nasıl anlaşılacağını ve nasıl yaşanılacağını bize gösterdin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. O peygambere de salat olsun, selam olsun. O kutlu nebi, o evrensel elçi, varlığını Allah'a adadı. Varlığını insanlığın kurtuluşuna adadı. 23 senede kendisine inen vahiy ile insanlığı aydınlatmaya devam etti. Ayet ayet, ilahi hükümlerle İnsanlığı inşa etmeye devam etti ve insanlığa kıyamete kadar yanacak olan bir ışık yaktı. İnsanlığa kıyamete kadar her konuda yetecek olan bir nizam, bir mesaj gönderdi. O peygambere de salat olsun, selam olsun. Yüce Rabbim kendisine yaraşır kul olmayı, peygamberimiz, efendimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya yakışır ümmet olmayı hepimize nasibi müyesser buyursun. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, Nisa suresi ayet ayet bizi işlemeye, hayatımızı yönlendirmeye, gönül dünyamızı, beyin dünyamızı, söylem ve eylem dünyamızı ışıtmaya, ısıtmaya, aydınlatmaya devam ediyor. İnşa ve ihya etmeye devam ediyor. Son olarak Nisa suresi 43. ayetinde Yüce Rabbimiz, ey müminler, sarhoşken namaza yaklaşmayın, ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın buyurarak hem içkinin yasaklanışı konusundaki ilahi aşamalardan birisi olan Kur'ani bir aşamaya dikkatlerimizi çekti. Alıştıra alıştıra kullarını ricsün min ameli şeytan olan, şeytan işi pislikler olan içkiden, kumardan sakındırdı. Çünkü içki insanı namazdan, Allah huzurunda huşu ile huzu ile durmaktan alıkoyan bir şeydi. İnsana yakışmazdı, kula yakışmazdı. Zaten bu ayetin inişiyle beraber Müslümanların önemli bir kısmı bizi Rabbimizin huzuruna çıkmaktan alıkoyan içkiyle bizim işimiz olmaz dediler ve kadehleri kırdılar. Daha sonra da kesin olarak gelen ayetle artık içki yasağı Müslümanların hayatına hakim oldu. Yine Yüce Rabbimiz ne dediğinizi bilinceye kadar dünya sarhoşu, mal, melal sarhoşu olduğunuz halde namaza yaklaşmayın buyurarak bizim namazda ne dediğimizi, ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, ne söylediğimizi bilmemiz gerekli olduğunu bize hatırlattı. Çünkü dünyada bile bir makam mansıp sahibinin huzuruna ne dediğini bilmez bir haldeyken çıkılmaz. Anlaşılmaz cümlelerle o kimseye hitap edilmez. Asıl olan anlayacağımız ve muhatabın da anlayacağı cümlelerle bilinçli bir şekilde, şuurlu bir şekilde hitap etmektir, konuşmaktır.
huzuruna çıktığımız herhangi bir kimse değil, yerlerin, göklerin, her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Yüce Allah olunca, elbette onun huzuruna dururken nerede durduğumuzu bileceğiz. Elbette onun huzurunda bir takım hareketler yaparken ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı bileceğiz. Elbette onun huzurunda Allahu Ekber derken, Sübhaneke okurken, Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken, sureleri okurken, Sübhane Rabbiyel Azim derken, Semiallahu limen hamide, Rabbena ve lekel hamd derken, kısaca namazın bütün dualarını okurken, söylerken ne dediğimizi bilmemiz gerekiyor. Ey müminler, ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bu bizim her zaman ne dediğimizin bilincinde, şuurunda olmamızı gerekli kıldığı gibi, namazda Allah'ın huzurunda daha bir kendimizi ona vererek, namaza vererek, namazın coşkusunu yüreğimizde, kılcal damarlarımızda, içimizde, özümüzde hissederek namaz kılmamızın gerekli olduğunu bize hatırlatıyor. Daha sonra bu ayeti kerimede Yüce Rabbimiz teyemmüm konusuna temas ediyor. İslam'ın kulların yaşayabileceği, üstesinden gelebileceği hükümler ihtiva eden, yaşayanlara kolay gelen, insanlık için biçilmiş bir din olduğuna dikkatimizi çekiyor. Teyemmümdeki kolaylığı bize hatırlatıyor. Yüce Allah'ın bütün bu vazifelerimizi yerine getirirken ufak tefek kusurlarımızı bağışlayacağını bize hatırlatarak Sure-i Celil'e inmeye ve bizi inşa etmeye devam ediyor. 44. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitab yeşterune zalalete ve yuridune en tazillu sebil. Şu kendilerine kitaptan bir pay, bir nasip verilenlere bakmaz mısın? Onları görmedin mi? Kendilerine kitap verilenler, Yahudiler, Hristiyanlar, ama müminler de kendilerine kitap verilenler, kitaptan bir pay, bir nasip alanlar. Dolayısıyla kitaplı olmakla iş bitmiyor değerli kardeşlerim. Önemli olan o kitabın gereklerini yerine getirmek. Önemli olan o kitabın ahkamıyla, hükümleriyle hükmetmek ve yaşamaktır. Yoksa kitaplı, peygamberli olmak Yahudileri, Hristiyanları kurtarmadı, kurtaramadı. Önemli olan o kitabın gereklerini, içeriğini, muhtevasını yerine getirmektir. Elbette ilimsiz olmaz. Ama ilim adamı olmakla da iş bitmez. Önemli olan ilmiyle amil olmak, bildiklerinin gereklerini yerine getirmektir. Onun için Yüce Rabbimiz kitap ehli dediği Yahudi ve Hristiyanlar üzerinden bize ders veriyor. Siz de öyle olmayın. Onlar gibi olmayın. Onlar kitapla saptılar, peygamberle saptılar, Musa diye diye, Tevrat diye diye yanlış yaptılar, İsa diye diye, İncil diye diye yanlış yaptılar. Siz de dilinizde Muhammed, elinizde Kur'an olduğu halde yanlış yapanlar, yoldan sapanlar olmayın. Onlar hidayeti verdiler, karşılığında dalaleti satın aldılar. Hidayetle dalaleti değiştirdiler. Bir insan nimete erer de, nimeti bulur da, nimeti eline geçirir de, onu verir de onun yerine külfeti, onun yerine azabı, dalaleti alır mı? Onlar öyle yaptılar. Kendileri saptıkları gibi başkalarını da saptırmak onların hedefi. Başkalarını da saptırmak, yoldan çıkarmak onların hedefi. Dolayısıyla onlara karşı agah olun. Dini konularda asla onlardan bir şey almaya, onlara dayanmaya, onlara sormaya kalkmayın. Vallahu a'lemu bi a'daikum. Allah bilir sizin düşmanlarınızı. Bilir de size de bildirir. O zaman Allah'ın düşmanlarını düşman bilin. Allah bilir sizin bilmediğiniz düşmanları. O zaman siz de Allah'ın bu verdiği ipuçlarından, bu açıklamalardan hareket edin de Allah düşman dediği o kimseleri kendinize dost edinmeyin. Dost mu istiyorsunuz? Ve kefa billahi veliyya.
dost olarak Allah yeter. Bugün dost olarak Allah varken Allah'tan başkalarını dost edinen Müslümanlara sormak lazım. Allah'ın dostluğundan beklediğiniz neyi bulamadınız, alamadınız da başka kimselerin, Allah düşmanlarının peşinden, yolundan gidiyorsunuz ve onları kendinize dost ediniyorsunuz. Yardım mı, nusret mi? Ve kefa billahi nasira. Yardımcı olarak Allah yeter. Allah'ın yardım ettiğinin de önünde hiç kimse duramaz. O zaman Allah'ı dost edinin. Düşmandan medet beklemeyin. Düşmandan hayır gelmez. Onlar kendilerine hayır olmayan adamlar. Kendilerine hayır olmayan adamların size hayır olur mu? O zaman Allah'ın size bildirdiği bu düşmanları iyi tanıyın da onları dost edinmeyin. Çünkü siz onlar gibi olmadıkça, onlara tabi olmadıkça, onların dinine girmedikçe, onların yolunu izlemedikçe onlar sizden razı olacak değildirler. Sizin onlara dost olmanız, onların da size dost olması demek değildir. Sizin onlara yardım etmeniz, onların da size yardım edeceği anlamına gelmez. Gerçek dost ve yardımcı Allah'tır. Elbette müminler için Allah'ın dostluğu yeter. Allah'ın yardımı da müminler için yeter. O zaman Müslümanlar, müminler dost olarak Allah'ı bilsinler, ona güvensinler, onun yardımını, onun nusretini hak etmeye gayret etsinler. Vallahu a'lemu bi a'daikum. Demek ki siz bilmezsiniz, Allah bilir sizin düşmanlarınızı. Ama Allah'ın gösterdiği o işaretlerden, o özelliklerden yola çıkarak kimin size dost, kimin size düşman olduğunu da siz bilebilirsiniz. Allah'ın bildirmesiyle bilebilirsiniz. İşte onlar, minellezine hadu, kendilerini hidayette sananlar. Bu da çok enteresandır. El-Yahud kelimesi hadu fiiliyle burada ifade ediliyor. Hidayette olanlar, kendilerini hidayette sananlar. Demek ki insanın kendisini hidayette sanmasıyla iş bitmiyor. Bana göre hidayet, sana göre hidayet olmaz. Allah'a göre hidayet. Onun için biz ihtine sıratal müstakim diyoruz. Hidayeti Allah'tan istiyoruz. Allah'ın hidayet dediğidir hidayet. Yoksa Yahudiler kendilerine hidayette olanlar demekle hidayette olmuyorlar, hidayeti bulmuyorlar. Onlar, o Yahudiler, yuharrifun el kelime an mevazaih. Yani Allah'ın kelimelerinin yerlerini değiştirdiler. Allah'ın kelimelerini tahrif ettiler. Onun da örneğini söylüyor Yüce Rabbimiz. Ve yekulune semi'na ve asayna dediler. Yani onlar dediler ki işittik ey Allah'ın peygamberi. Allah'tan gelen emirleri, mesajları işittik ve asayna. Şimdi bu asayna kelimesi zıt manalı bir kelime. İsyan ettik anlamına da geliyor. Emirlere tutunduk, sarıldık anlamına geliyor. Ama bunlar asayna diyorlar. Öyle bir kelime seçmişler ki işittik ve isyan ettik anlamına da geliyor. İşittik, emre uyduk, sarıldık anlamına da geliyor. Neye sayarsan say, adamın niyetine göre. Şimdi orada eğer itiraz edecek olursanız, ya siz ne diyorsunuz? Allah'ın emirlerine böyle denir mi? İşittik, isyan ettik olur mu? Efendim biz o asaynayı emre tutunduk, sarıldık anlamında kullandık. Ama hiç de öyle değil. Hayatlarına, davranışlarına, tutumlarına baktığınız zaman hiç ilahi emre sarılan adam gibi yapmıyorlar. Allah diyor ki siz onlar gibi olmayın. Kelimelerle oynuyorlar. Kelime oyunları yapıyorlar. Dini konular ciddi konulardır. Ciddi konularda legaluga yapılmaz. Kelime oyunlarına başvurulmaz. Yanlış anlaşılabilecek ifadelerle din anlatılmaz. Bu noktada da bizi uyarıyor. Vesma gayra müsmein. Yine onlar diyorlardı ki dinle, dinlemez olasıca. Vesma dinle, gayra müsmein dinlemez olasıca. Şimdi burada da yine peygambere, Allah'ın peygamberine hakaretvari bir cümle kullanıyorlar. Sonra da vera'ine, bizi gözet anlamına da geliyor bu kelime. Ey bizim çobanımız anlamına da geliyor bu kelime. Ahmağımız, geri zekalımız anlamına da geliyor. Siz ne diyorsunuz? Ra'ina diyorsunuz. Ra'ina'nın şu anlamları var.
efendim bizi gözet anlamında bunu kullandık. Bizim çobanımız anlamında bunu kullandık. İyi ama bu kelimenin ahmak anlamı da var. Siz Allah'ın peygamberine ahmağımız mı demek istiyorsunuz? Yok efendim öyle demiyoruz. Yani yine kıvırıyorlar. Allah diyor ki leyyen bi'elsinetihim, dillerini eğip bükerek böyle yaparlar, kelimeleri tahrif ederler, kelime oyunlarıyla güya muhataplarını aldattıklarını sanırlar. Ama Allah'ı aldatamazlar ki. Onlar Allah'ı aldatmaya kalkarlar. وَهُوَ خَادِعُهُمْ. Halbuki kendilerini aldatırlar. Hiç Allah haşa aldanır mı? وَتَعْنَنْ فِدِّينَ. Yani bunlar, bütün bunları niye yapıyorlar? Dini alay konusu yapmak, dine tan etmek, dine saldırmak için böyle yapıyorlar. Müslümanları ve dini kavramları küçük düşürmek için böyle yapıyorlar. Allah diyor ki وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوا. Böyle yapmasalardı da, kelime oyunlarına başvurmasalardı da, adam gibi deselerdi, سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا. Net, açık bir cümle, işittik ve boyun eğdik, itaat ettik deselerdi, وَاسْمَعْ وَاَنْظُرْنَا. Dinle bizi ve bizi gözet, bizi bir dinle, bizim derdimize bir kulak ver anlamında iyi niyetli olarak bunları söyleselerdi, lekâne hayran lehum. Peygamber için yanlış anlaşılabilecek kelimeleri kullanmasalardı, böyle deselerdi, onlar için çok daha hayırlı olurdu ve akvem, daha doğru olurdu. Ve lakin le'anehumullah bi küfrihim. Onlar Allah'ın lanet ettiği adamlar, küfürleri sebebiyle merhametinden tard ettiği adamlar, uzak kıldığı adamlar. Fela yu'minune illa kalile. İki anlamı var. Onlardan çok azı iman eder. Çok da büyük beklentilere girmeyin. Nitekim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 10 yıl Medine'de İslam'ı haykırdı. Onlardan, Yahudilerden Müslüman olanların sayısı parmak sayısı kadar azdı. Çok az sayıda insan iman etti. Fela yu'minune illa kalila. Bir de şöyle anlaşılıyor ikinci olarak. Onlar dinin birkaç kalemine iman ederler. İşte Allah'a inandıklarını söylerler yarım yamalak. Ahirete inandıklarını söylerler yarım yamalak. Ha siz öyle olmayın. Hepiniz iman edin. Topyekün iman edin. Her şeyinizle iman edin. Bütün hususlarda Allah'a iman edin. Müslüman pazarlıksız, kayıtsız, şartsız Allah'ın emrine اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ diyendir. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum diyendir. يَا اَيُّلَّذِنَا مَنُدُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّهِ. Topyekün, toptan, bütün yönleriyle İslam'a girenlerden olan kimsedir mümin. İşte diyor Allah, onlar böyle yaptılar. Onların üzerinden bize dersler veriyor. Siz öyle yapmayın. Siz doğru olanı yapın. Yanlış anlaşılabilecek şeylerden uzak olun ki lanet, Allah korusun, rahmetten uzak olmaktır. Nusretten uzak olmaktır. Rahmet ve lanet, ya rahmetin adamı olursunuz ya lanetin, lanetlenmiş kimselerden olursunuz. O zaman alıcılarınızı yüce Allah'ın ilahi mesajına çevirerek, Allah'ın mesajını olduğu gibi kabul ederek ve kelimeleri, dini kavramları yerli yerince kullanarak, dini anlatımda, dini söylemde asla dilinizi eğip büyümeden, yanlış anlaşılabilecek kelimelere başvurmadan doğru ve net bir anlatımla dininizi anlatın ve dini bir bütün olarak kabul edin. Böyle bir kısmına inanıp bir kısmını reddedenlerden olmayın. Yani kendilerini hidayette sanıp da asla hadi olamayan, kendilerini doğru yolda sanıp da asla doğru yolu bulamayan kitap ehli Yahudiler gibi olmayın, Hristiyanlar gibi olmayın. Yüce Rabbimiz yine burada imanın parçalanmaz bir bütün olduğunu da bize hatırlatıyor, haber veriyor. Kenarından, köşesinden inanmakla olmaz. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عُزْغ۪ينَ. Bir kısım insanlar var ki bir kenarından, köşesinden inanırlar Allah'a. Siz öyle değil. Her yönüyle inanın ona. Onlardan bir kısmı var ki Kur'an'ı parçalara ayırdılar. İşlerine geleni kabul ettiler.
işlerine gelmeyeni reddettiler. Siz öyle olmayın. Tamamını kabul edin. Bütün alanlarda, bütün hayatın alanlarında Kur'an'ın ahkamını hayatınıza hakim kılmaya bakın. Yoksa siz Allah'ın ayetlerinden bir kısmını kabul ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Ha, bunu ilk defa siz yapmıyorsunuz. Eğer böyle bir yola başvurursanız, ehli kitap yaptı sizden önce ama dünyada da bu durum onları ondurmadı, ahirette de ondurmayacak. Dünyada yarım yamalak dine inanmak, dilin ucuyla dine inanmak, dinin emirlerinin bir kısmını yapıp bir kısmını reddetmek, terk etmek dünyada ondurmadı onları. İzzet getirmedi onlara, nusret kazandırmadı onlara, zafer vermedi onlara. Ahirette de onlar aziz olamayacaklar, zelil olarak cehennemde azabın içerisinde yaptıklarının karşılığını bulacaklar. Ya eyyühellezine utul kitab. Yine de Yüce Rabbimiz bu kadar peygamber gönderdiği, bu kadar kitap indirdiği, o peygamberlerin yıllarca, asırlarca onları uyarmak için çırpındığı, didindiği bu kitap ehlini yine de kendi haline bırakmıyor. Yine de rahmetiyle onları kurtarmak istiyor. Allah kullarına kıyamıyor. Müminleri de bırakmıyor Allah. Kitap ehlini de bırakmıyor Allah. Müşrikleri de bırakmıyor Allah. Kafirleri de bırakmıyor Allah. Ben Allah'ı tanımam diyenleri de bırakmıyor Allah. Bu da Allah'ın kullarına ne kadar düşkün olduğunu gösteriyor. Merhametli olduğunu gösteriyor. Bakın diyor ki, ey kitap ehli, ey kendilerine kitap verilenler, gelin be, aminu bima nezzelna, şu indirdiğimiz hakikatlere iman edin de iki dünyanız da kurtulsun. Bima nezzelna musaddikan lima ma'akum min kabl, sizin katınızdaki Musa'nın, İsa'nın, diğer peygamberlerin getirdiği hakikatleri doğrulayan, tasdik eden şu kitaba iman edin, şu Kur'an'a iman edin, şu Muhammed Aleyhisselam'a ve onun getirdiklerine iman edin. Cenab-ı Hak yine onları imana çağırıyor. İman kapısını aralıyor onlara, tevbe kapısını aralıyor onlara. Ama bütün bu uyarılara rağmen yola gelmezseniz, min kablen natmise vucuhen فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا, şu yüzlerinizi tersine çevirip de dümdüz etmeden, yüzlerinizi enseleriniz gibi dümdüz yapıvermeden, gözlerinizi kapatıp ağzınızı burnunuzu dümdüz edivermeden gelin şu kitaba iman edin. Ağır bir tehdit. Ya da فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا, yüzlerinizi arkaya çevirivermeden, اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحَابَ السَّبْتِ, daha önce cumartesi yasağını çiğneyen, Allah'ın ahkamını çiğneyenlere nasıl Allah lanet etti? Nasıl Allah dünyada azap etti, helak etti? Onlar gibi rahmetinden kovmadan gelin iman edin. Ve kâne emrullâhi mef'ûle. Allah dediğini yapar ha. Allah'ın şakası olmaz. Vallahi yapar Allah. Onları uyarıyor, tehdit ediyor. Ama onlardan çok az bir kısım iman ediyor. Şimdi alimler diyorlar ki, Rabbimiz madem bu tehditleri yaptı, neden onların yüzlerini dümdüz edivermedi? Yüzlerini enseleriyle değiştirivermedi, çevirivermedi. Ya da onları domuzlara, maymunlara çevirivermedi. Diyor ki, onların içerisinden Müslüman olan o birkaç kişi, onların bu şekilde dünyada azaba uğramalarına mani oldu, engel oldu. Onlardan gelenler, Müslüman olanlar, hem de kıyamete kadar bu noktada örnek olacakları için Abdullah bin Selam gibi radıyallahu anh, Yahudilerin ileri gelenlerinden ama Müslüman olmuş, peygamberin ashabından olmuş, onların yüzü suyu hürmetine, hatırına Yüce Rabbimiz onlara yapmış olduğu bu tehdidi, bu azabı onlara vermedi. Ama elbette onların ahirette azapları onları beklemekte. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bih ve yaghfiru ma dun zalik. Şimdi bakın, kitap ehli hemen müşriklere getirdi sözü. Çünkü kitap ehli de Üzeyr Allah'ın oğlu diyerek, İsa Allah'ın oğlu diyerek rahiplerini, hahamlarını, papazlarını tanrı makamına çıkararak, ilahlaştırarak, nefislerini, şehvetlerini ilahlaştırarak şirk koşuyorlardı, koşmaktaydılar. Onun için Yüce Rabbimiz onları da içine katarak buyurdu ki, Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz.
Allah şirkten asla razı olmaz. Ama وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ bunun dışında her bir şeyi Allah isterse bağışlar. لِمَنْ يَشَٰى İsterse bağışlar Allah. Onun için İbn Abbas diyor ki, tercümanul Kur'an diyor ki, ben müşrik olarak yapılan hiçbir amelin fayda vermediğini biliyorum. Aynı şekilde tevhid ile beraber de mümin olduğun halde de hiçbir günahın kişiye zarar vermeyeceğine inanıyorum. Demek ki insan günahkar olabilir ama mümin olursa Allah onu bağışlar. Ama insan ne kadar iyilik, güzellik yaparsa yapsın, insancıl, hayvancıl olursa olsun, eğer şirkten yakasını kurtarmamışsa Allah onun yaptıklarını saymıyor ve Allah onu bağışlamıyor. Vazgeçip tevbe etmedikçe Allah şirki bağışlamıyor. Vazgeçmedikçe, şirkten vazgeçip tevbe edip tevhide gelmedikçe Allah şirk, müşriklerin tevbesini kabul etmiyor. Ama müşrik olan bir adam tevbe eder, şirkinden vazgeçer, mümin, muvahhid olursa elbette Allah'ın kulu olur. Elbette kapı ona açıktır. Ama şirkinde kaldığı sürece, müşrik olduğu sürece ne yaptığı iyilikler ona bir fayda sağlayacak, ne de Allah onu bağışlayacak. Ama diğer günahlar, mümin olduğumuz sürece diğer günahları Allah isterse tevbesiz bile bağışlar. Tevbesiz bile bağışlar. Çünkü Allah وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَٰى dilediği kimseye Allah tevbe ederse elbette bağışlar. Ama tevbesiz de Allah bağışlamak isterse bağışlar. Bazen tevbe dil ile olur. Tevbe ya Rabbi estağfirullah bağışla beni şeklinde. Bazen de bir günah işlersin ama bir iyilik yaparsın, bir hayır işlersin, bir sevap işlersin. O sevap silgisi, o hayır silgisi, o günahı siler süpürür gider. Tevbe etmediğin halde siler süpürür gider. Ama elbette asıl olan günah işlememektir. Günah işlediysek asıl olan tevbeye sarılmaktır, tevbeye sığınmaktır. Ama وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَٰى kapı o kadar geniş ki, o kadar açık ki, dilediği kimse için Rabbim şirkin dışındaki bütün günahları bağışlar. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ ama kim de şirk koşmuşsa Allah'a, her ne şekilde olursa olsun, işte ister bir put icat ederek ona tapmakla olsun, ister nefsini, şehvetini Allah makamına çıkarmakla olsun, ister peygambere ya da bir din alimine, din önderine, ölü veya diri, yatır veya yaşar, ona bir kutsiyet izaf etmek şeklinde olsun, her biri şirktir. Bidat ve hurafeler, sapık, kitapta, sünnette olmayan şeyleri dine sokma şeklinde olsun, her ne şekilde olursa olsun, kim Allah'a ortak koşarsa, şirk koşarsa, fakat iftera ithmen azima, gerçekten de bu Allah'a karşı çok büyük bir iftira atmış olur. Çünkü müşrik Allah diye diye Allah'ın dininden sapan kimsedir. Allah adına Allah'a söyleten kimsedir. Kendisinin Allah'a inandığını söyleye söyleye gavurlukları yapan kimsedir. Şirk üzere kalan kimsedir. Onun için Allah diyor ki Allah'a karşı büyük bir iftira, büyük bir bühtanda bulunmuş olur. Elem tara ilellezine yuzekkune enfusehum şu kendilerini temize çıkanları görmedin mi? Kendilerini temize çıkanları, kendisine toz kondurmuyor. Benden hidayette olanı yok, benden iyisi yok, benden mümini yok, benden doğru yolda olanı yok. Yahudiler de diyor, bunu Müslümanım diyenler de diyebilir. Onun için kendinizi temize çıkarıp durmayın diyor Allah. وَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ kendinizi temize çıkarıp durmayın. Sana göre, bana göre temizlik olmaz. Allah'a göre temiz olmaktır asıl olan. Seni Allah tezkiye etsin, Allah temizlesin, Allah seni paklasın, arındırsın, temizlesin. Onun için kendilerini tezkiye edenleri görmedin mi? Belillahu yuzekki men yeşâ. Allah'tır dilediğini temize çıkaran. Ve la yuzlemune fetile. Allah hiç kimseye kıl kadar haksızlık yapmaz. Her hak sahibine hakkını verir. Unzur keyfe yefterun alallahi'l kezib ve kefa bihi ismen mubina. Bak diyor, Allah'a nasıl da yalan, yanlış şeyleri yakıştırıyorlar, iftira ediyorlar. Allah'a nasıl da Allah'ın söylemediği şeyleri uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yaptıkları onlara yeter. Elem tera, görmedin mi? Yani gör de onlar gibi olma demek. Bak da onların düştüğü duruma düşme demek.
onların durumlarından, düştükleri durumlarından ibret al demek. Tekrar tekrar elem tera, elem tera, görmedin mi? Görmez misin? Gör de ibret al. Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitab. Şu kitaptan kendilerine pay verilenleri görmedin mi? Yu'minune bil cipt ve tağut. Cipte ve tağuta inanırlar. Bakın, Allah'a inandıklarını söyleye söyleye Allah'a şirk koşuyorlar. Cipt ve tağut o dönemde iki putun adıdır. Hübel, Menat, Lat gibi bir rivayete göre, ya da hiçbir gücü olmayana güç izafe etmenin adıdır cipt. Hurafeler ve uğursuzluklar, batıl inançların adıdır cipt. Tağut ise yüce Allah makamına çıkarılmak istenen her bir şeydir. Makamdır, mansıptır, kadındır, erkektir, çocuktur, dünyadır, her neyse odur. Allah makamına çıkarmak istenen her bir şey. Onun için sahabi konuşmaya başlayan çocuklarına ilk olarak şu cümleyi öğreterek beyinlerine ve gönüllerine tevhidi kazıyorlardı. Ne diyorlardı? Âmentü billah ve kefertü bittağut. İnandım Allah'ım sana, senin makamına çıkmak isteyen her bir şeyi reddettim Allah'ım. İnandım Allah'ım sana, reddettim senin makamına çıkmak isteyen her bir şeye, tağuta. Çocuklarına bunu öğretiyorlardı. Tabii bu ruhu çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Bu ruhu çocuklarımızın gönüllerine ve beyinlerine yerleştirmemiz gerekiyor. Allah'tan korkan hiçbir şeyden korkmaz. Allah'ın hatırı her bir hatırdan ötedir, üstündür. Onun için önce Allah'ın hatırı, önce Allah korkusu. El adama ne der demeden Allah bana ne der ruhu, şuurunu yerleştirmemiz lazım. Görmedin mi onları? Hem kitaplı olduklarını söylüyorlar, hem de putlara inanıyorlar, Allah'a şirk koşuyorlar. Ve yekulune lillezine keferu haula ehda minellezine amenu sebila. Ve kafirlere diyorlar ki, müşriklere diyorlar ki, siz var ya, siz müminlerden daha doğru yoldasınız, Muhammedilerden daha doğru yoldasınız, şu Kur'an okuyan Muhammed'in peşinde gidenlerden daha doğru yoldasınız. Çok enteresandır. Bedir savaşından sonra Yahudiler müşrikleri tekrar Müslümanlara kışkırtmak için Mekke'ye gidip gelmeye başladılar. Bu arada Mekke ileri gelenlerinden birisiyle Yahudi ileri gelenlerinden birisi arasında, Ka'b bin Eşref arasında bir konuşma geçer. Der ki o Mekkeli, Ebu Süfyan olduğu söylenir, o dönemde Müslüman değildir. Der ki bak der, biz işte Kabe Beytullah'ın sahipleriyiz. İşte Kabe'ye örtü dikiyoruz. Oraya gelen ziyaretçilere işte su ikram ediyoruz. Yemek ikram ediyoruz. İşte akrabalık bağlarını görüyoruz, gözetiyoruz. Ama bu Muhammed ve ona uyanlar babalarının dinine kızıp başka bir din icat ettiler. Mekke'den çıkıp gittiler. İşte babayla oğlun, karıyla kocanın arasını ayırdılar. Akrabalık bağlarını kopardılar. Biz mi doğru yoldayız, onlar mı doğru yolda? Yahudi ne diyor bakın. Vallahi diyor, siz onlardan daha doğru yoldasınız. Putpereste böyle diyor bakın. Putpereste böyle diyor. Velev ki birkaç iyilik yapmış olsa bile, ki Allah onu söyledi, o müşriklerin şirk üzere kaldıkları sürece Kabe'yi imar etmeleri, Allah'ın mescitlerini imar etmeleri, hacılara su vermeleri, yemek vermeleri Allah katına hiçbir şey ifade etmez. Önce Allah'a iman edeceksin. Önce Allah'a iman edeceksin. Tağutu, cipti, putları reddedeceksin. Ondan sonra Allah seni kulum diye bağrına basacak, kabul edecek. Ama bunlar böyle diyordu. Yani bu kadar ölçüsüz, bu kadar tevhide karşı, son peygambere karşı, Kur'an'a karşı bu kadar densiz adamlar. E bunları iyi tanıyın diyor Allah. Ulaike lezine la'nehumullah. Sürekli de lanet edip duruyor. Allah'ın lanetine uğramış adamlar. Gayril mağdubi aleyhim velad dallin. Ya Rabbi gazabına uğramışların yoluna değil diyoruz ya. Ya Rabbi gazabına uğramış, lanetine uğramışların yoluna bizi ulaştırma diyoruz ya. Velad dallin, sapanların, sapıtanların yoluna bizi ulaştırma diyoruz ya. Burada da öyle. Onlar Allah'ın rahmetinden kovduğu kimseler. وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا.
Allah kimi rahmetinden kovarsa onun bir yardımcısı olmaz. Onun elinden tutan da olmaz. Siz de Allah'ın lanetinden kovduğu, uzaklaştırdığı kimselerden olmayın öyleyse. Sonra 53. ayette Allah o peygambere, son peygambere, Hazreti Muhammed Mustafa'ya peygamberlik verilişini kıskanan, Arapların o gün için peygambere ashab oluşunu kıskanan, biz dururken nasıl olur da bunlara peygamberlik verilir? Biz dururken nasıl olur da bunlar hidayette doğru yolda olur diye kıskançla bakanlara diyor ki: Emlehum nasibu minel mulk fe izen la yu'tunen nase nakira. Yoksa mülkün sahibi kendileri mi ki? Hükümranlık onların mı ki? Bunlar neye göre bu Allah'ın taksimatına baş kaldırıyorlar, karşı çıkıyorlar? Eğer diyor Allah, dünya bunların elinde olsa insanlara zırnık vermezler bunlar. Ellerinden gelse, bakmayın siz işte bir avuç aca, bir avuç kediye, köpeğe, yolda kalmış, sokakta kalmış hayvana, denizde efendim ölmek üzere olan balinaya iyimser yaklaşımlarda bulunduklarına bakmayın. Bunlar eğer bir menfaatleri olmasa, bir beklentileri olmazsa zırnık vermezler insanlara diyor, insanlara. Müslümanlara da demiyor, insanlara. Yetki ellerinde olsa zırnık vermezler diyor. O zaman bunları iyi tanıyın. Bunların düştüğü durumlara düşmeyin. Em yahsudunen nas ala ma atahumullahu min fazli. Allah'ın lütfundan, kereminden insanlara verdiklerini kıskanıyorlar mı onlar? Mülk bizim, hükümran biziz. Kime ne vereceğimizi biz biliriz. Eğer diyor haset edeceklerine, size verilenlere göz dikeceklerine Allah'tan isteseler ya, hasedi önlemenin en güzel yolu bu. O kıskandığımız, haset ettiğimiz şeye bakacağız. Bunu ona kim verdi? Allah verdi. İste oradan, sana da versin. Niye onun elinden almak istiyorsun? Ya da niye ona verilişini kıskanıyorsun? Halbuki diyor Allah, fakat ateyna ale İbrahim. Biz daha önce İbrahim haline de verdik. Neyi? El kitabu el hikme. Kimseye de danışmadık İbrahim'e verirken kitabı, hikmeti. Ve ateynahum mülken azima. Onlara hükümranlığı verirken, büyük variyetler, mülkler verirken kimseye de danışmadık. Kimseden de izin almadık. Çünkü Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Feminhum men amen bih ve minhum men sadde anh ve kefa bi cehenneme sa'ira. Onlardan bir kısmı var ki inandı Allah'a, inandı İbrahim'e, ama bir kısmı da var ki ondan yüz çevirdi. Onun yolunda gidenlerin de önüne taş koydu, engel oldu. Cehennem onlar için yeter. Onları cehennem bekler, bir kavurucu bir azap yeri, ateş yurdu olarak cehennem onlara yeter. Burada Hazreti İbrahim peygambere kitap, hikmet ve mülkü azim verildiğini beyan ediyor Rabbimiz. Bu da bir toplumun izzetli olabilmesi için, bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için kitabın olmazsa olmaz düstur, hikmetin, hikmet burada o kitabın açılımıdır, sünnetidir, pratiğidir, uygulama şeklidir, hikmetin olması gerekir, olmazsa olmaz. İki, üçüncüsü de mülk ve hükümranlık, egemenliğin, siyasi özgürlüğün ve gücün olmasının gerekli olduğunu sadece bu ayet-i kerimede anlıyoruz. Kitabın tek başına olması yetmiyor. Onun doğru bir şekilde yorumlanması gerekiyor, hikmet. Kitap var, doğru bir şekilde yorumladık. Bilgi de var, alim de var. O da yetmiyor. Onun yorumlanan o hükümlerinin hayata taşınması için siyasi gücün, hükümranlığın, egemenliğin, mülkün ve siyasi gücün olması gerekiyor. Onun için bir kere daha diyoruz. Haset yüce Allah'ın taksimine baş kaldırıdır. Allah diyor ki İbrahim'e verdik bunları. Ali İbrahim'e de verdik, İshak'a verdik, İsmail'e verdik. Sonra gelen peygamberlere verdik. Sen İbrahim'i olursan sana da verir Allah. Sen hak edersen sana da verir Allah. O zaman İbrahim'e inanan İbrahim'in yolunda olur. O nimetlere mazhar olur ve İbrahim'in yolunda olan tüm peygamberlere de iman eder, inanır. İnnellezine keferu bi ayatina, küfredenler. Sevfe nuslihim nara, onları cehenneme yaslayacağız. Ayetlerimizi inkar edenleri
cehenneme atacağız, yaslayacağız. Kullema nazicet culuduhum, onların derileri yandıkça, kavruldukça, beddelnahum culuden gayraha, onlara başka deriler giydireceğiz. Başka derilerle derilerini değiştireceğiz. Liyezukul azab, innallaha kana azizen hakima. Azabı iyice bir tatsınlar diye. İnsanın derisinin yanması, kavrulması en dehşet, en fazla acı verici bir kavrulmadır, yanmadır, acıdır. Ve bu ayeti kerime başka ayetlerde var. Cehennemde azabın sadece ruhani olmadığını, manevi olmadığını gösteriyor. Bak çok açık. Derilerini kavuracağız. Derileri yanıp tükenince yeni derilerle onları donatacağız, kuşatacağız. Azap hem cismanidir hem ruhanidir. Nitekim başka ayette de o ateş onların diyor derilerini, etlerini yakacak, kemiklerine dayanacak. Yeniden onlara et giydireceğiz. Yeniden onları yaratılışlarını yenileyeceğiz. Tekrar azap devam edecek. Yine ayet cehennemliklerin yana yana azabı kanıksamayacaklarını da söylüyor. Hani bazen var ya, o zaman azabı alışır, ondan sonra artık dayağa alışmış bir adam dayak yemeden duramayacağı gibi o da artık azapla doyar, azapla kanar. Hayır, böyle bir şeyin olmadığını da bize haber veriyor, hatırlatıyor. Şimdi korkutuyor Cenab-ı Hak, cehenneme götürdü getirdi, cehenneme soktu çıkardı adeta, ama Allah denge, rahmet ve azap dengesi hemen cennete getiriyor bu sefer sözü. وَالَّذِينَ آمَنُوا, korkmayın kullarım, cennette bekliyor iman edenleri. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, salih amel işleyenleri cennette bekliyor. سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ, onları da biz zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Halidine fiha ebeda, onlar da orada sonsuza kadar kalacaklar. Lehum fiha ezvacun mudahhara, tertemiz eşler onlar için. Ve nudkhilhum zillen zalila, onları koruyan gölgeliklerde ağırlayacağız. Özel gurfeleri, özel odaları, özel makamları, mekanları olacak. Cennet ve cehennem dengesi, havf ve reca dengesi. Zaten Kur'an cenneti anlatır, ardından cehennemi. Cehennemi anlatır, ardından cenneti. Müminleri anlatır, ardından kafirleri. Müşrikleri anlatır, ardından muvahhidleri. İki mukayeseyi yap da safını belirle. Rabbim cennetliklerden olmayı, safını da cennetliklerden yana koymayı hepimize nasibi müyesser buyursun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.